Herkese merhaba. Bugünkü haberimiz Spotify ile ilgili. Hadi incelemeye başlayalım. Spotify on Monday announced its third round of layoffs this year. Spotify on Monday. On Monday, Monday pazartesi günü biliyorsunuz. Günlerin sonunun önüne 10 ekleniyor. Günlerde bir günde olan bir şeyi anlatmak için önüne 10 koyuyoruz. Ama yıllarda biliyorsunuz in kullanıyoruz. 2023, in 2023 ya da aylarda in December. Saatlerde ise at kullanıyoruz. At 9 p.m. Yıllarda in, aylarda in, günler için 10, saatler için at. Bunu tekrar vurgulamak istedim. Announced, announce duyurmak, duyurdu, duyurmak fiili. Sonunda ed var, duyurdu. Neyi? It's third round of layoffs. Layoff işten çıkarma fiili. İşten çıkartmak. Neyi duyurmuş? Third, üçüncü round, üçüncü tur. İşten çıkarmayı duyurmuş. Ne zaman? This year, bu yılki. Kim duyurmuş? Spotify. Onun üçüncü tur işten çıkarmayı duyurmuş. Dikkat ederseniz burada it'in sonuna es gelmiş. Bu bir iyilik anlamı katıyor. It normalde öznenin kendisi ama sonuna s koyarak onun anlamı katıyoruz. Bu it için yani üçüncü tekil şahıs, cansız üçüncü tekil şahıs için geçerli olan bir kullanım. Evet, it'in sonuna s koyuyor biliyoruz. O zaman he, she, işte you'nun da sonuna bu şekil s koyarak onlara da bir iyilik anlamı katabilir miyiz? Onun derken ya da senin derken, hayır bu böyle kullanılmıyor arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Bu kullanım sadece it için geçerli. Bunu da tekrar vurgulamak istedim. The Stockholm-based music streaming business said it would cut about 1,500 people or 17% of its staff across the company. Stockholm-based, based yerleşmek yani yerleşik, yerleşkesi Stockholm'de bulunan music streaming business. Streaming yayıncı demek. Business iş, iş türü. Düşünebilirsiniz. Stockholm'da yerleşik yayıncı firması, iş sahibi said, say'in ikinci hali söyledi. Ne söylemiş? It would cut about. Cut about ilişkiyi kesmek anlamında buradaki anlamı. Yaklaşık olarak 1,500 people. 1500 insanın ilişkiliğini kesecek or ya da anlamı katar. And biliyorsunuz ve demek or ya da anlamı katıyor cümleye. 17% of its staff. Bakın its burada da kullanılmış. Onun staff personel. Worker'da çalışanlar anlamına ya da employee. Employee. Employee çalışan, worker çalışan, staff ise personel. Onun personelinin %17'sini iş ilişkisini keseceğini duyurmuş. Across the company. The company şirket company. Across genelinde. Yani şirket genelindeki %17'lik personelinin işini kesecekmiş. Across'u şöyle de duyabilirsiniz. İşte across the country. Ülke genelinde. Spotify has invested further into podcasts and audiobooks but has yet to reap the rewards of its expansion. Spotify has invested. Invest yatırım fiili, yatırım yapmak fiili. Invested geçmiş zaman aslında üçüncü hali fiilin kullanılmış. Neden? Çünkü present perfect tense ile kurulmuş cümle. Has biliyorsunuz it öznesinin it öznesi için kullanılan yardımcı fiilimiz. He, she, it'te has kullanıyoruz. Çoğullarda siz, you, they, onlar, we, bizde have kullanıyoruz. Has invested yatırım yaptı. Burada dediğim gibi present perfect tense kullanılmış. Yani aslında yatırım bir anda yapıldı, oldu, bitti değil. Bir tarih, bir zaman, spesifik bir zaman vermek istemiyor. Bir zaman periyodundan bahsediyor. Aslında bu belli bir zaman periyodunda gerçekleşmiş bir eylem. sürekliliği olan bir eylem. Hatta belki de şu anda bile devam ediyor. Onunla ilgili kesin bir bilgi yok. Geçmişte başlayıp geçmişte bitmiş de olabilir. Devam ediyor da olabilir. Bunu net olarak bilmiyoruz ama belli bir zaman periyodunu kapsayan bir eylemden bahsediyor. Dolayısıyla bu yüzden de present perfect tense kullanıyor. Özel, spesifik bir tarih belirtseydi, işte 2022'de yatırım yaptı, İşte December'da, Aralık ayında yatırım yaptı ya da şu tarihler arasında yatırım yaptı, 2020 ile 2023 arasında yatırım yaptı diye tarihleri özellikle belirtseydi bu şekilde present perfect tense kullanmazdı. Sadece invested deyip cümlenin sonunda da belirttiği tarihleri vurgulardı. Bu da ama önemli olan tarih değil, önemli olan eylem olduğu için ve belli bir periyodu kapsadığı için bu eylem bu şekilde bir kullanım yapılıyor. Present perfect tense'in kullanımı genelde bu mantıkla gerçekleşiyor. Biraz kullandıkça, dinledikçe, okudukça anlayabileceğiniz bir yapı. Çok zor değil. Bunu anlamaya başladığınızda gerçekten çok kolay bir şekilde çözeceksiniz. Further into. Further, daha fazla anlamı katıyor. Into, bir noktaya doğru, içine doğru. Neyin içine doğru? Daha fazla yatırım yapmış. Podcastlere ve sesli kitaplara daha fazla yatırım yapmış. But, fakat, as yet, bir şeyin gerçekleşmediği anlamını katıyor. Yani olumsuz bir anlam katıyor cümleye. Aslında cümlede bakın dikkat edin, don't yok, didn't yok. Olumsuz bir not, yardımcı kelimesi yok ama yet var. Ve yet de aslında cümleye bir olumsuzluk katıyor. As yet to reap. Reap, hasat etmek, toplamak. Rewards, reward, ödül. Sonunda S var. Çok ödülden bahsediyor. Ödülleri toplamamış. Hangi ödülleri? Of its expansion. Expansion, genişlemek, yayılmak. Genişlemek, yayılmak. Its, onun genişlemesinin ödüllerini daha toplamamış. Yine burada da dikkat ederseniz its kullanılmış. Onun gelişmesini, genişlemesini vurgulamak için. Economic growth has slowed dramatically and capital has become more expensive, said CEO Daniel Ek. Economic growth, büyüme, has slowed. Slow, yavaşlamak fiili. Slowed yine fiilin üçüncü hali. Burada çünkü present perfect tense kullanılmış bu cümlede de yine has kullanılmış. Çünkü özlemiz it, ekonomik büyüme yavaşladı. Dramatically. Yani çok ciddi bir şekilde yavaşladığını vurgulamak istiyor burada. Yine bakın dikkat edin, burada herhangi bir yıl verilmemiş, ay verilmemiş, gün verilmemiş, saat verilmemiş, hiçbir şey verilmemiş. Bir zaman periyodu vurgulanmamış. Burada vurgulanmak istenen zamandan ziyade gerçekleşen eylem vurgulanmak istiyor ve bu belli bir zaman aralığında gerçekleşmiş. Onu anlıyoruz burada. Yani capital, sermaye. Sermaye has become, yine fiilin üçüncü hali. Has ile birlikte kullanılmış, yine present perfect tense. More expensive. Expensive, pahalı demek. More önüne katarak daha pahalı. Artık ana sermaye daha pahalı hale geldi. Belirtmek istiyor burada. Yine said, Bey'in ikinci hali. Söyledi kim? CEO Daniel Ek. CEO'yu bir genel müdür, yönetim kurulu başkanı gibi düşünebilirsiniz. While the platform is the largest of its kind, it has long struggled to be profitable because of the terms of licensing deals it has with record labels and music publishers. According to the New York Times. While the platform yani aslında biliyorsunuz online web siteleri artık işte kendi web sitesi var, mobil application'ı var, televizyon, TV, smart TV application'ları var. Dolayısıyla bu tür web sitelerin artık web sitesi değil de bir platform olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani birçok şeyi kapsadığı için, birçok tool'u, birçok client'ı olduğu için platform diyorlar bunlara. Why the platform is the largest? The largest, large büyük demek, largest en büyük anlamı geliyor. En büyük anlamına geliyor. Larger derseydiniz daha büyük olacaktı. Largest ise en büyük. Of, its yine its kullanımı kind. Kind tür demek. Türündeki en büyük platform. While burada şu anlamı katıyor. Yani bir eylem, bir olay olurken şimdi bize başka bir olayın da olduğunu anlatacak. Dolayısıyla bu iki eylemin de birbiriyle aslında bir alakası da olmayabilir. Yani yolda yürürken kafama taş düştü demek için de while kullanıyoruz. Aslında bir eylem var. Yolda yürüme eylemi. Bir de ikinci bir eylem var. Taşın yukarıdan düşmesi eylemi. Bu ikisi aynı anda gerçekleşiyor. Aynı zaman diliminde gerçekleşiyor. Bu şekilde gerçekleşen iki cümleyi, iki eylemi anlatırken aradaki bağlacı kurmak için while'ı kullanıyoruz. Bu olurken bu oldu. Şunu yaparken şu da oldu anlamı katıyor. Burada da yine bu şekilde bir anlamda kullanım var. En büyüğü olmasına rağmen, en büyüğüken it has long struggled. Struggle sıkışmak. Yine bakın ed var, fiilin üçüncü hali. Yine present perfect tense kullanılmış. To be profitable. Profitable karlılık demek. Ekonomik haberlerde falan çok duyarsınız. Şirketlerde çok önemser bu durumu. Şirketlerin karlılığı hedefler. Be de olmak fiili. Karlı olma durumunda çok sıkışmış. Because of the terms of license deals. Deals anlaşma. Anlaşmalar. Anlaşmaları nedeniyle hangi anlaşmalar? It has. Has burada sahiplik. Yardımcı fiili. Sahip olduğu with kimlerle? Record labels and music publishers. Yayıncılarla. Ve isim telif diye düşünebilirsiniz bunu. Yayıncılarla ve telif hak sahipleriyle arasında olan anlaşmalardan dolayı karlı olma durumunda sıkışmış. Yani karlılığını çok karlı duruma gelemiyor. According to göre, kime göre? The New York Times'a göre, New York Times'ın bildirdiğine göre. Bu haberimizi tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Devamında gelecek olan haberin dinlemesini yapmayı unutmayın. Birkaç kez dinlemeniz sizin için faydalı olacaktır. Sonraki haberlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Spotify on Monday announced its third round of layoffs this year. The Stockholm-based music streaming business said it would cut about 1,500 people, or 17% of its staff, across the company. Spotify has invested further into podcasts and audiobooks but has yet to reap the rewards of its expansion. Economic growth has slowed dramatically, and capital has become more expensive, said CEO Daniel Ek. While the platform is the largest of its kind, it has long struggled to be profitable because of the terms of licensing deals it has with record labels and music publishers. According to the New York Times,